Herkese merhabalar, mutlu sabahlar, kucak dolusu günaydınlar. Bugün yanımızda sevgili uzman klinik psikolog Özlem Nur Tulum bizlerle olacak. Herkesin merak ettiği, belki de kendine itiraf edemediği bazı psikolojik konuları şimdi kendisiyle ekranlarınızda konuşacağız. Ee, hoş geldiniz öncelikle Özlem Hanım. Çok güzel görünüyorsunuz, çok enerjiksiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, hoş buldum. Siz de öylesiniz. Ee, i̇yiyim akan bugün sizin vesilenizle psikolojiye dair e, çok önemli konular konuşacağız diye e, düşünüyorum. Kesinlikle öyle. O kadar e, enteresan ve aslında sosyal medyadan da ya da e, artık günümüzde her şey iç içe geçti psikolojiyle biliyorsunuz sizin tabii ki alanınız, mesleğiniz. İnsanların da merak ettiği birçok konu var. Mesela farkındalık yolculuğunun ilk adımı olan benlik algısı. Nedir bu benlik algısı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hı, hı. Şimdi benlik algısı ekranları başındaki birçok kişi için soyut bir kavram olduğu için hemen onları kanal değiştirmeden yakalayalım. Çünkü eğer varsa bir yer ruhsal sıkıntı yaşıyorlarsa, hayatlarında hep benzer olayları deneyimliyorlarsa e, yoruldularsa bence bu programı izlemeye devam etsinler. Çünkü benlik algısı dediğimiz şey bu noktada üzerine düşünülmeli ve hatta çalışılmalı. En yalın haliyle kişinin e, kendisini algılaması, yorumlamasıdır. Yani kendisi hakkındaki e, yorumlarının, kanaatlerinin tümüdür benlik algısı. Hmm. Mesela neler bize biraz örnek verebilir misiniz o zaman? Evet, şimdi benlik algısı dediğimiz şey kişilik tasarımıdır. E, ne demek tasarımı? Yani doğduğumuz ilk andan itibaren ne oluyor? Fiziksel doğumumuz gerçekleşiyor. Tüm gereksinlerimiz için e, dışarıya bağımlıyız. Evet. Erken dönem bakım verenlerine. E, ve e, o bebek olarak ...psikolojik ve sosyal bir varlık olduğumuzun farkında değiliz. Ee, yavaş yavaş yani o ilk annenin bebeğini kucağına aldığı andan itibaren... ...ne oluyor orada bir bakış gerçekleşiyor. Yani bebek e, şunu fark ediyor. Tabi o zaman bilinçli bir şekilde yapmıyor bunu ama zihnine şu tohumlar atılıyor. Sevilebilir miyim? Hmm. Ben e, diğerleri üzerinde nasıl bir etkiye sahibim? Yani annem, babam bana sevgi dolu mu bakıyor... E, İstenilen bir şey gelmiş gibi mi bakıyor yoksa daha korku dolu, endişeli, hatta istemedikleri bir şeye mi bakar gibi bakıyorlar? Bunların ilk sinyallerini aslında anne kucağında alabiliyoruz öyle mi? Evet, yani aslında şöyle bebek rahme düştüğü ilk andan itibaren dışarıyı duyabiliyor, annenin duygularını hissedebiliyor ve hücreler e, bu anlamda bilgi taşıyor ve bunu bilinç dışı dediğimiz yerde depoluyoruz. Her birimizde bu depolar var. E, ve doğduktan sonra da işte o bebek Anlamaz değil, nasıl kucakladığınız, ne kadar temas ettiğiniz, hmm. nasıl bir bakışla baktığınız bunların hepsini e, hepimiz öyle sünger gibi çekiyoruz ve bizim kişilik e, örgütlenmemiz oluşmaya başlıyor. E, i̇ki yaşına kadar bebek annesiyle erken dönem bakım vereniyle ya da çünkü anne baba kay kaybol yani e, hani bir vefat durumu da olabilir. Evet maalesef. Bir sanıyor yani ben bir birey değilim annemin uzantısıyım olarak düşünüyor. 2-3 hmm. yaş itibariyle de çevrenin anne baba varsa kardeşler, diğer çevrenin etkisiyle ben nasıl biriyim? Yani ben kimim? Hatta şöyle somutlaştıralım. Ekran başına da ya benim kişilik yapım nasıl diye merak ediyorlarsa şu sorular üzerine biraz pratik edebilirler. Lütfen. Ben kimim? nelere bu hayatta önem veriyorum? Hayatta ne olmak istiyorum? Yani ne bekliyorum bu hayatta? Hı hı güçlü ve zayıf yönlerim neler? E, bu sorular üzerine düşündükçe kendisini nasıl algıladığını hı hı. E, kişiler gözlemleyebilirler. Yani bu tarz soruların cevaplarını ne kadar olumsuz e, yanıtlarlarsa aslında kendi o iç benlikleri daha oluşmamış demek midir? Nasıl ee, bir sonuca var? Evet, güzel bir soru. Oluşmamıştan ziyade olumsuz benlik algılarının oluştuğundan bahsedebiliriz. Çünkü o doğup büyüdüğümüz evde, çevrede olumsuz olayları, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, e, o istenmeme duygusu, reddedilme, görülmeme, duyulmama üzerine bunların hepsi toplandığında şimdi çocuk o anne babanın yanında yaşamasını sürdürmek zorunda. Hı hı. O yüzden onları sevmeyi bırakmıyor kendisini sevmeyi bırakıyor ve olumsuz bir benlik imajı oluşturuyor yavaş yavaş. İyi bir şey yaşasa bile ya da iyi bir şey tecrübe etse, deneyimlese bile bunu hak etmediğini mi düşünüyor o zaman? Zaman içerisinde yani hepimiz bir kere travmasız bir insan yok. Evet. Her birimiz ruh sağlığı uzmanı da olsa hepimizin yaşantısında zorluklar var, travmalar var, zor yaşantılar var. Ancak önemli olan nokta bunlar ne kadar süredir devam ediyor. Yani e, boyutları neler? İşte birden ona kadar bir skalada yaşadığımız olayların şiddeti ne kadar şiddetli, ne kadar yoğun ve uzun zamandır böyle mi devam ediyor? Yoksa bir iki kere bir sıkıntı yaşadık annemizle babamızla ya da işte bir ay depresyondalardı ya da bir ay baba bir yere seyahate gitti görülmedim psikolojim ya da altist benlik oldu. algım altista oldu böyle bir nokta yok sevgiyi hissedememe daha çok. Olumsuz benlik algımızı maalesef ki oluşturuyor ama iyi haber nasıl ki öğrenerek olumsuz bir benlik e, algısı yani kişilik örgütlenmesi oluşturuyorsak hı hı. tekrar sağlıklı bir şekilde bunu olumluya dönüştürmek mümkün. Neler yapılabilir mesela Özlem Hanım hazır sizi bulmuşken böyle e, olumsuz düşünceleri veya olumsuz hisleri fazla olan kişilere önerileriniz neler olur? Özellikle benlik algısı olumsuz oluşmuşsa. Hı hı. Benlik algısı olumsuz oluşmuşsa bir kere şimdi ve burada tamam geçmişin izleri evet bizim kişiliğimizi varsa psikolojik rahatsızlıklarımızın nedenlerini buralarda arıyoruz ama bu noktadan sonra şimdi ve burada bunun sorumluluğunu alıp evet geçmişte ne olduysa oldu zor durumlar yaşadım ama ben kimim? güçlü yönlerim neler bu hayatta, zayıf yönlerim neler ve bunları kabul etmek ve nasıl geliştirebilirim üzerine çalışabilirler. Bulundukları çevreyi değiştirebilirler. Bu tabii evet. ki yaşla <laughs> sosyal konumla da alakalı ama yavaş yavaş o hayalleri üzerine küçük küçük hani tuğlalar koyarak bir bakmışsınız bir yapı oluşmuş. Değişime başlamış olabilirler. Evet. Aslında bu da bir bireyi kazanım açısından daha doğrusu kazanabilmemiz açısından çok büyük önem arz ediyor olabilir. Yani o işte belki başarılı değil ama altında gelen e, o yapı taşları o faktörler etkileyen şeyler çok daha başka olabilir. O yüzden mutlaka bir uzman psikologla görüşmeleri gerekebilir bu noktada. Peki özdeğer ve öz saygı sevgili Özlem Hanım aynı şeyler midir? Çok karıştı ...görüyoruz günümüzde ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aslında bunların hepsi iç içe yani paralel yapılar ama çok ince nüanslarla birbirlerinden ayrılıyorlar. Öz değer dediğimiz kavram bizim daha içeride ne oluyor yani biz bu oluşturduğumuz kişiliğimiz hakkında ne hissediyoruz... Kendimizle ilgili nasıl hissediyoruz? Sevilebilir olduğumuza inanıyor muyuz? Değerli olduğumuza inanıyor muyuz? Yaşamayı hak ettiğimize inanıyor muyuz? Öz değer bunu ifade hmm. ediyor. Evet ben değerliyim. Zayıf yönlerimle birlikte, tüm hatalarımla birlikte yaşamda var olmayı hak ediyorum ve her şeyi değiştirebilirim yani o oyunu tekrar çünkü değerliyim. Buna kalpten inanmak e, ee, özdeğer kavramı bu şekilde ifade edebiliriz. Öz saygı ise kendim hakkında nasıl hissettiğimle ilgili değerlerimle, hayat değerlerimle ilgili ne yapıyorum? Yani tutum ve davranışlarım neler? Söylemlerimle eylemlerim uyumlu mu? Tutarlı mı? Ee, bu noktada öz saygı işte zararlı alışkanlıkların var mı? varsa hmm. bunlar ya da e, o toksik ilişki dediğimiz yani zehirleyen yapılardan, ilişkilerden ne kadar erken fark edip ayrılabiliyorum ayrılamıyor muyum yoksa? o bizim kendimize verdiğimiz değerle de ilgili biraz. Aynen öyle tam onu söyleyecektim günümüzde toksik ilişkiler maalesef çok çok gündemde. Hmm. Ee, dediğiniz gibi eğer kendini kişi değerli hissetmiyorsa zaten maruz kaldığı bir e, e, eylem varsa bunu da sanki hak ediyormuş gibi, bu e, benim değeri bu kadarmış gibi belki düşüncesiyle o kişiye bir bağlılık veya ayrılamama durumu söz konusu olabilir mi? E, kesinlikle olabilir. <laughs> yani Kendimize verdiğimiz değer ölçüsünde zaten hayatımıza da o tarz ilişkileri çekiyor oluyoruz. Yani kendini doğrulayan kehanet oluyor. Biz eğer kendimize değer vermiyorsak bu da o doğup büyüdüğümüz çevrede bize nasıl davranıldıysa, nasıl muamele edildiyse dediğim gibi biz o çevreyi o annemizi, babamızı sevmeyi bırakmıyoruz. Kendimizi sevmeyi bırakıyoruz. Kendimize daha düşük bir değer biçiyoruz ve çok az bir sevgi kırıntısına, umutlara, söylemlere, eylem tutarsız olsa bile tutunuyoruz. Hı hı. Ve kendimizi sabote ediyoruz aslında. Bu özdeğerle ilgili de daha somutlaştırmak adına çünkü herkes şu an hani izliyor olabilir. Şu soruyu sorabilirler. Ben bugün evimi, arabamı, ilişkilerimi, her şeyimi kaybetsem, benden alınsa beni ayakta tutan şey ne olur? Çok önemli bir soru. Peki beklenen cevaplar genelde ne yönünde Özlem Hanım? E, şu anda hani günümüzde biliyorsunuz sosyal medya çağı hep bir alışveriş bağımlılığı e, ya da maddeye düşkünlük ya da sadakatsizlik o yüzden şu anda hep daha olumsuz cevaplar alırız. Yani ben ne olur yok olurum güzel elbiseler giymezsem, güzel mekanlarda fotoğraflarım olmazsa e, ya da işte yanımda yakışıklı, güzel, genç birisi olmazsa insanlar kendilerini gerçekten bu anlamda kötü hissediyorlar ve bunun içinde sürekli bir arayışla aslında çok büyük yanlışlar. Yani uzun vadede hı hı. o kişilik yapılarında hayal ettiğimiz yani ben bu hayatta ne istiyorum sorusundan, ideal benliklerinden olmak istedikleri kişiden uzaklaşıyorlar ve kendilerine yabancılaştıkça da zaten psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor hayatta. Evet bu da aslında çağımızın belki psikolojik rahatsızlıklarından, popüler rahatsızlıklarından bir tanesi diyebilir miyiz? Yani öz değerin ve öz saygının farkında olamamak Evet, yani şu anda gerçekten şişirilmiş bir ego ile insanlar <laughs> hareket ediyor. Aslında sağlıklı bir, hepimizde öz sevgi, öz değer, benlik algısı sağlıklı oluştuğu noktada zaten ne savaş olur e, bu dünyada, ne böyle bu kadar çekişme, tadakatsizlik, narsizm dediğimiz e, şu an çok popüler çünkü o yüzden bunu söyleyebiliyorum öz sevginin sağlıksız olan kısmında. Bu sorunlar bu kadar e, olmaz ve biz daha sağlıklı bağlar kurabiliriz kesinlikle size katılıyorum. Peki sevgili Özlem Hanım, öz değeri nasıl geliştirebiliriz? Ee, öz değer yani şöyle eğer kişi değersizlik şemasına inanıyorsa, değersiz olduğunu düşünüyorsa bunun için bir e, sürece ihtiyaç var. Yani bu böyle bir gecede sen değerlisin, senin özün çok değerli zaten öyle. Ama bunu zaten biz hayatta var olduğumuz için siz de, ben de, izleyiciler de çok değerli ve kıymetli. Bu özün ...çok kıymetli olduğunu tekrar fark etmeye ihtiyacımız var bizim. Ve bunun için de her gün küçük küçük adımlarla... ...yani işte mesela çalışıyoruz, para kazanıyoruz... ...bununla kendimize bir hediye alabiliriz. O beklediğimiz çiçeği biz kendimize Değil alabiliriz. Mi? Tek Kesin. taşımızı kendi Tek kendimize, taşımızı alabiliriz. kendimize alabiliriz. <laughs> tabii ki de yani o yani düzende ilişkilerde tabii hediyeler gelsin... ...tabii ki hani karşılıklı olarak birbirimizi besleyelim... Bunlar da çok güzel, kıymetli ama beklenti içine girerek sen bana yap, sen beni sev. Peki sen kendi saçını okşuyor musun? Şöyle bir kremi sürerken bile e, bir masaj yaparak kendine dokunuyor musun? E, en son ne zaman hediye aldın kendine? Meditasyon yapar mısın ya da ibadet kişinin inançları doğrultusunda? E, ya Kendin için bir şeyler yaptıkça evet ben değerliyim, ben sevilebilirim. Çünkü hep şunu görüyorum ben... E, konuştuğum, görüştüğüm danışanlarla da hep dışarıdan Aynı. bir şey bekleniyor. Ya sen ne zaman kendine gül aldın? Sen ne zaman ya da işte beyefendiler için sen ne zaman bir spora gittikten sonra o sporu sadece kendin için, bedenin için yaptın? Ya da tek başına ne zaman sinemaya gittin? Ne zaman tek başına bir yerde yemek yedin? Aynen öyle kesinlikle size katılıyorum. Bu aslında hayatın her alanında var. Dediğiniz gibi ilişkilerde kadın erkek ilişkilerinde hep bir taraf sanki çok ilgi bekleyen... ...diğer tarafta hep ilgi göstermesi gereken kısımmış gibi adlandırılıyor. Aslında belki çok alakası yok ama biz diyet programlarında da bunu çok yaşıyoruz. Hani kişiler beslenme programına başladıkları zaman hep şey başkalarına yemek hazırlama konusunda hiçbir problem yok. İşte diyelim evin annesi diyet yapıyor. Çocuklara işine işte annesine herkese yetişebilir ama kendisi için e, listedeki çorbayı hazırlamak bile ciddi bir külfet gibi e, anlaşılıyor ve bunu böyle yaşıyor. Ben de diyorum ki kendinize değer verin. Aslında bağlantılı olarak farklı yollardan aynı yere çıkılabiliyormuş. <laughs> Çok e, gerçekten aydınlandık bu noktada. Peki sevgili Özlem Hanım, bir psikolog olarak özsaygı eksikliğinin nelere yol açtığını söyleyebiliriz? Şimdi bir kere herkes saygı görmek istiyor. Bana saygı duy, bana saygı duy. Ama önce şuna bakmak gerekiyor. Ben kendi varlığıma ne kadar saygı duyuyorum? Yani işte bana zarar veren bir alışkanlığı terk edebiliyor muyum? Zarar veren bir ilişkiden çıkabiliyor muyum? Hı hı. Kendi söylemlerimle, sözlerimle davranışlarım tutarlı mı? Bu dışarıya yansıyor. Bir insanın kendine ne kadar saygı duyduğu ya da duyup duymadığı... ...karşı tarafa e, yansıdığı için saygısızlıklar da bununla birlikte geliyor. O yüzden kişi eğer hayatında, güncel ilişkilerinde e, saygısız davranıldığını düşünüyorsa kendisine... ...önce bir oturup e, ben kendime ne kadar saygı duyuyorum ve o tutum ve davranışlarım... E, Hayat yolculuğumda beni ne noktaya götürüyor diye sorgulamalı. Örneğin hangi davranışlar kişide öz saygı eksikliğinin olduğunu bir göstergesidir? Ya da biz farkında olmadan ne tür eylemlerde bulunarak karşı tarafa bizi incitmesi için koz veriyoruz? Ee, aslında oradaki tutarsızlık çok önemli. Şöyle kendisine saygısı olan birisi daha sevgi dolu, hassas, daha spontane davranabiliyor. <laughs> Verdiği sözleri tutabiliyor. Tutamadığı noktada da evet ben sana böyle bir şey söylemiştim ama şu anki koşullarda bunu gerçekleştiremiyorum diyebiliyor. Yani hatalarını fark edip bunları kabul edebiliyor, gönül alabiliyor kalp evet. kırdığı zaman ve buradaki o tutarlılığı yani evet bir şey söyledim ona söz verdi ama yapamadıysa da hatasını kabul etti. Bu tutarlılık içinde biz insanlar hepimiz gözlem halindeyiz ilişkilerde. Bazen tabi dile getiriyoruz bazen getiremiyoruz ama o enerjisel boyutta da dediğim gibi imaj olarak yansıyor karşı tarafa. Biz bu tutarlılığı gördüğümüz noktada ya da mesela siz her sabah erkenden kalkıyorsunuz e, ve hani kend, kendi e, ritüeliniz var. İşte bu inançlar olabilir, kahvaltı sofrası olabilir, her şey ritüel. Spor önce bir koşuya gidip sonra bir kahvaltı besleyici e, kahvaltınızı yapmak gibi. Şimdi bu e, ritüeller, bu e, kişisel gelişim yolculuğunda işte kendinize bakım vermeniz mesela karşılar tarafa diyor ki bir dakika. Bu kişi kendine saygı duyuyor, kendine değer veriyor. Ben onun kendisine verdiği değerden ya da saygı gösterdiği saygıdan daha azını gösterirsem o beni kabul etmez. Aslında karşı tarafa bir mesaj da bu şekilde kendimize yapmış olduğumuz ritüellerle verilebilir. Kesinlikle Çok yani hayatı gözlemlediği zaman diyor ki evet bu hayalleri doğrultusunda her gün çalışıyor bir şeyler yapıyor bırakmıyor kendisini zorluk yaşasa bile hayalleri doğrultusunda ideal benliğine yani kendini gerçekleştirme yolculuğunda bir şeyler yaptığını gördüğünde diyor ki ben ona zaten daha azını göstersem saygının ya da değerin Hı -hı. beni kabul etmeyecek. Aslında çok güzel bir yere parmak bastınız. Eminim ki izleyenlerimiz de bu noktada birçok soru e, üretmişlerdir kendi içlerinde. O yüzden WhatsApp iletişim numaramızdan lütfen bizlere merak ettiğiniz soruları uzman klinik psikolog sevgili Özlem Nur Tulum'la paylaşmayı ihmal etmeyin. E, sosyal medya hesaplarımızdan da tabii ki sorularınızı iletebilirsiniz. E, değer vermekten bahsettik. Kendimize değer verdiğimiz nasıl gösteririz onlardan da bahsettik. Peki bir de değersizlik hissi. Değersizlik hissiyle nasıl başa çıkabiliriz? Öncelikle bir nebze değersiz hissedeceğimizi kabul ederek. Çünkü e, insan biraz boşluk hissiyle karakterize bir canlı. Yani e, mükemmel bir değer, böyle kendimi çok tam, eksiksiz hissediyorum, bedenimde tamamen çok rahatım. E, böyle bir e, kişi, böyle bir insan yok. Bir kere önce ...bir nebze zaman zaman değersiz hissedebileceğimizi kabul etmek bu noktada çok önemli. Herkes yaşayabilir. Bundan muaf, bu duygudan, değersizlik duygusundan muaf hiç kimse yok. Hı hı. Bunun dereceleri çok önemli ve geliştirmek evet mümkün. E Diyelim kişi psikolojik bir danışmanlık almıyor, kendine yardım kitapları da okumuyor, o noktada... Küçük küçük eylemlerle yani önce bunu fark edecek. Evet ben e, benim değerim düşük kendime değer vermiyorum. Nereden anlıyor bunu? E, kötü muamele gördüğü yerden ayrılamamak Hı -hı. bu bir iş olur, ilişki olur. E, ya da kendisine dediğim gibi zararlı alışkanlıklarla işte mesela madde kullanarak ya da başka türlü alışkanlıklarla konfor alanından çıkamadan bunu önce fark ediyor. Fark ettikten sonra kendisini geliştirmesi gerekiyor. Yani kendine yardım kitapları. Ee, işte psikolojik bir danışmanlık ya da eğer e, kendi bedeninde mutlu, huzurlu değilse bununla ilgili spor yapabilir, egzersizler ya her şeyi değiştirmek mümkün. Farklı mi... alanlarda aslında kendine cevaplar bulabilir gibi. Kesinlikle öyle. Dil öğrenebilir mesela. Yani kendini geliştirmek birçok alanda ve e, yani o parçaların sen sadece parçalardan ibaret değilsin. O bütüne bakmak lazım. O yüzden kendimizi farklı alanlarda beslediğimizde ortaya çıkan bütünü de kabul etmek. Çok güzel anlattınız. Şimdi izleyenlerimizden iki farklı aslında konuya başlarken de sormak istediğimiz şeylerden bazıları aldatma isteği, aldatılma psikolojisi ve narsizm. Bunlar bence <laughs> herkesin yine merak ettiği ve ciddi anlamda da belki hayatlarında yaşadıkları problemler. Mesela narsist insanların hayatımızda olduğunu nasıl fark ederiz? Hı, hı. Şimdi benim de sosyal medyada çok fazla karşıma çıkıyor. Her üç paylaşımın ikisi narsizmle ilgili. Evet. Biraz tabii bu fazlaca karıştırılıyor ve çok yanlış etiketler de bununla birlikte geliyor. Yani insanlar ilişkide olduğu kişilere de hemen kolay etiket ya da kendilerine kolay etiket koyabiliyorlar. Bu noktada benlik algısını konuştuk. Birbiriyle paralel öz, sevg, öz saygıdan bahsettik, öz değerden bahsettik. Aslında narsizm de o hı hı. değersizlik hissinden muaf hiç kimsenin olmaması gibi hepimizde mevcut. Öz sevgi demek çünkü. Ancak bunun dereceleri çok önemli ve narsizm dediğimiz nokta artık bunun bu öz sevginin patolojik yani hastalıklı bir boyutu oluyor. Kişi artık kendisini de sevmiyor yani orada aşağılık kompleksinin çok yoğun hissedilen değersizliğin, Öz saygının olmayışının ve bu zor duygularla baş edebilmek için aslında şişirilmiş bir egoyla ben senden daha üstünüm dürtüsünü göstermesi Evet ya biraz Alem buysa Kral benim e, söylemi buna çok uyuyor yani sen değerli değilsin ben daha değerliyim e, ben senden daha üstünüm... bu şekilde Aslında kendisi o hissettiği ürkekliği değersizliği kapatmak için Yanlış bir yola yani hiçbir zaman o sevgiyi alamayacak zaten. Ee, önce bir göz boyamayla tabii ki insanları kendine çekebiliyor ama zaman içerisinde e, bu da anlaşılabiliyor. Bunu peki e, aldatmalarda da görebilir miyiz? Yani narsizmin bir sonucu aldatma olabilir mi? Maalesef ki çok bağlantılı. <laughs> e şimdi şöyle şunu ayırmak lazım. Hepimiz zaman zaman bazı olaylar karşısında büyüklenmeci bir tavra bürünebiliriz. Narsizm bu demek değil. Şuradan ayırıcı tanısı çok önemli. Karşımızdaki kişi biraz egolu, biraz kibirli, biraz büyüklenmeci birisi olabilir. Ancak bir hata yaptığında bir dakika ya ben senin kalbini kırdım özür dilerim gerçekten samimi bir şekilde... Bunu söyleyebiliyorsa ve bu hatanın sadece göz boyamak için değil yani çünkü narsistler çok göz boyarlar ve hı hı. E, söz verip tutmazlar ama kişi belki biraz kibirli biraz büyüklenmeci modda hayatını idame ettiriyor ama hatalarını fark ediyor ve bunları düzeltmeye çalışıyor. Fark ediyorsunuz ki o eylemi yani pişman ve eyleminde tutarlı. Sözlerini tutuyor. O yüzden burada o kişinin narsist olduğundan değil sadece e, yanlış bir başa çıkma mekanizmasıyla büyüklenmeci moda girdiğini söyleyebiliyoruz. Aldatma boyutunda da gerçekten kişi e, narsizmin ağındaysa zaten empati ve vicdan yoksunluğu beraberinde geldiği için bu arada gerçekten narsistik kişilik bozukluğundan bahsediyorsak empati ve e, vicdan merhumları Yok <laughs> e, böyle birisi zaten e, tabii her şeyi kendinde hak gördüğü için senin evet. hakkın yok ama benim hakkım var e, dürtüsüyle evet dürtülerini de bu şekilde kontrol edemediği için aslında orada şöyle hissettiği yetersizlik ve değersizlik e, duygularından kurtulabilmek için sürekli bir hani partner değişimi bakayım beğeniliyor muyum seviliyor muyum? Gerçek sevginin ne olduğunu kendisine de sunamadığı için de e, bu aldatma ve arayış. Evet. karşılaşabiliyoruz sevgili Özlem Hanım. İyi ki geldiniz, bugün iki ki konuğumuz oldunuz. E, hem sosyal medyada hem de sosyal hayatta çok fazla karşılaştığımız bazı problemlerden bahsettiniz. E, i̇yi ki geldiniz sevgili uzman klinik psikolog Özlem Nur Tulum bizlerleydi. Şimdi sıradaki konuğumuz iş insanı Zafer Şahin ile mobilya sektörü hakkında keyifli bir sohbet yapacağız. Doğru mobilya seçimi nasıl yapılır? Ofis mobilyası seçerken hangi renkler tercih edilmeli? Otel, restoran, kafe dekorasyonlarında hangi tasarımlar ön planda? Ofis mobilyaları ve dekorasyona dair tüm merak edilenleri iş insanı Zafer Şahin anlatacak. Az sonra. Elif Melek'le Şeffaf Sohbet kaldığı yerden devam ediyor. Şu anki konuğum Zafer Şahin Bey bizlerle. E, kendisi bir iş insanı ve hazır yaz ayları geliyorken... ...herkes evinde bir tadilat, bir yenilik eşyaları bir e, değiştirmek istiyorken... ...bugün Zafer Bey bizlere ahşap mobilyalar ve doğru mobilya seçimiyle ilgili... ...çok kritik bilgiler verecek. Bakalım bu yılın trendleri neler ve doğru mobilya seçimi nasıl yapılır diye... ...başlayalım Zafer Bey. Tabii ki e, insan hayatında... Evlerimiz bununla beraber ofislerimiz, yaşam alanlarımız bizler için çok önemli. Çünkü vaksimizin çoğunu özellikle çalışan insanlar noktasında ofislerimizde harcıyoruz. Bu noktada bizi rahat edebilmemiz, fonksiyonel, kullanışlı ürünleri tercih etmemiz önem arz ediyor. Bunları seçerken nelere dikkat etmemiz lazım? Bir, öncelikli olarak ne iş yaptığınız? Sektörünüz çok önemli. Sektörünüz doğrultusunda mobilya seçmelisiniz. Bununla beraber bu mobilyayı kullanacağınız yaşam alanınızın. ...boyutları, ölçüleri gibi unsurlar önem arz ediyor. Ee, tabii ki materyaller de, üretim materyalleri de göz ardı edilmemesi gereken etkenler. Bunlara zaten ilerleyen dakikalarda detaylı olarak gireriz, anlatırız diye düşünüyorum. Tabii ki bu sizin e, profesyonel olduğunuz, uzman olduğunuz bir konu. Mesela böyle gelen danışanlarınıza e, o yılın trend olan ürünlerinden mi daha çok öneriyorsunuz? Yoksa böyle biraz daha klasik ama uzun ömürlü modeller mi daha e, revaçta oluyor? Burada şöyle ki e, öncelikli olarak iki noktayı göz ardı etmemek gerekiyor. Bir, tüketicinin tercihi, ürünün nerede kullanacağı, ne amaçla kullanacağı. E, burada onun tercihleriyle beraber bizim öngörülerimiz ve e, mimari çalışmalarımız da devreye giriyor. Tabii ki karşılıklı bir istişare doğrultusunda doğru mobilyayı, doğru rengi seçmesine fırsat tanıyoruz ki uzun soluklu, ...o ürünü kullanabilsin. Ya dediğimiz gibi karşılıklı istişare ederekten doğru mobilyayı seçmesine fırsat tanıyoruz. Ve bu noktada da uzun soluklu bir kullanım ömrü olması da ortaya çıkıyor. Tabii uzun ömürlülük ve kullanışlılık deyince akla ilk ahşap mobilyalar geliyor. Eh, ahşap mobilyalar düşündüğümüz kadar kullanışlı ve uzun ömürlü mü Zafer Bey? Ahşap mobilyalar bugünkü teknolojiye bakarak evet. Yani şimdi şöyle ki... Eh, ahşabı işlemek, üretmek çok daha uzun bir süre çalıyor. Bu noktada eh, ahşap mobilyalar yapay ürünlere nazaran daha kullanışlı ve ömrü daha uzun oluyor haliyle. Eh, üretim safhası biraz uzun olabiliyor ama tabi burada gene eh, müşterinin tercihine bağlı olarak, termin süresine bağlı olarak bir değişkenlik durumu söz konusu oluyor. Görebiliyor. Peki evet. gelen müşterileriniz ya da danışanlarınız ahşap mobilya seçerken nelere dikkat etmeli ya da izleyicilerimize özel önerileriniz var mı? Burada gene e, bu ahşap mobilyanın nerede ve ne amaçla kullanılacağı noktasında biraz önce de bahsettik Biz sadece ofis olarak değerlendirmiyoruz bunu. Bunun içerisine kafe, restoran, otel, hastane vesaire gibi işlerde gireceği için bu ürünü nerede de ve ne amaçla kullanacağı önemli. Dış mekanda kullanacaksa farklı bir yapı ve materyal önermemiz gerekiyor. Ofisinde kullanacaksa evinde kullanacaksa farklı bir materyal önermemiz gerekiyor ve bu doğrultuda da müşterimizi yönlendirme yapıyoruz tabii ki. Peki şimdi e, Zafer Bey şöyle bir durum var. Artık çalışan bireylerin sayısı her geçen gün artmakta evet. ve hepimiz bir e, iş yeri ortamındayız ve ofis ortamındayız. Mesela ben günde 14 saat en az ofiste duruyorum. E, onun haricinde de kullandığımız renkler genelde böyle açık gri tonları e, ve kahverengi tonları. Hani biraz daha böyle ciddiyet katan tonlar. Ama tabii işte risk ki herkes iş ortamında ne ister daha sıcak, samimi bir evet. e, ortam ve kullandığı malzemenin de ömrü hani uzun olsun, dayanıklı olsun ve iş görsün. E, fakat o ofis mobilyası seçerken biz hep öyle ciddiyeti belki baz alıyoruz ama hangi renkler hem o sıcaklığı, hem o samimiyeti, hem de o çalışma şevkini verir? Tercihleriniz ne olur? Ya burada aslında yaptığınız işin ne olduğu çok önemli mobilya seçerken ya da renk tercihi yaparken. Siz ağır oturaklı dediğimiz daha resmiyeti olan işlerle iştigal ediyorsanız koyu renkler kullanmanız gerekiyor. Genelde şircasınız. avukat ofislerinde değil mi evet, böyle evet, siyah yani, deri koltuklar? Aynen öyle, aynen öyle. <laughs> ee, ama bir de tabii ki orada hep bahsedilen bir husus vardır yani. Kullanım alanının ebatı, boyutu da önemli. Küçük bir ofisiniz varsa açık renkler tercih etmeniz lazım ki alan daha ferah dursun. Bahsettiğiniz üzere uzun saatler geçiriyoruz artık çalışma alanlarımızda. Haliyle orada bize e, kullandığımız ürünlerin, ofis mobilyalarının ergonomik olması, rahat olması, Kesinlikle. bizi huzurlu hale getirmesi verimimizi de artıracak. Bu sebepten dolayı e, boyut... ...ve farklı konular çok önem arz ediyor bu noktada seçim yaparken. Kesinlikle katılıyorum. Bununla beraber ofiste uzun vakitler geçiriyoruz. Hangi kumaş türlerini tercih etmeliyiz? Mesela deri kumaşlar uzun süre oturma bence pek uygun değil. Hani seveni vardır ama bir süre sonra terletmeye başlıyor... ...bir süre sonra rahatsız evet, etmeye evet. başlıyor. Ee, sizin mesela iş kollarına göre önerebileceğiniz böyle kumaş türleri var mı? Burada da işte hem kumaş olması hem de deri olması... ...gene yaptığınız işe intikal ediyor. Deriyi tercih ederseniz şöyle bir durumu vardır. Deri güç ve asaleti simgeler. Bu sebepten dolayı yine ağırlığı olduğunu düşündüğünüz sektörde ise iş kolunuz bu noktada deri mobilyaları seçip onun zahmetine de katlanmanız gerekiyor haliyle. Ama genelde kumaşlarda daha çok hava alabilen, yapıya sahip ya da e, silinebilen kolay temizlenebilen kumaşlar tercih edilmeli. Hı hı. Peki e, mesela çocuklu ziyaret edenler oluyor veya işte herhangi bir e, boya, mürekkep dökülme durumu oluyor daha kolay temizlenebilir. Evet, evet aynen öyle. Değil. Aynen öyle. E tabii bunun içinde biz genelde ev hanımları hep şey düşünürüz ya. E, koyu renkli olsun işte lekeyi belli, belli etmesin. etmesin. E, ama tabii ofis ortamlarında bu belki sıkıcı bir hava katabilir. Evet yani biraz önce de bahsettiğimiz gibi uzun soluklu bir süreç geçiriyoruz orada. E o sebepten dolayı açık renkler daha doğru diye düşünüyoruz biz. Evet sevgili Zafer Bey tabii bir de e, hani erkekler için belki seçim yapmak daha kolay ama kadınlar biraz işin hem e, rahatlığında hem renginde hem evet. de biraz daha şıklık boyutunda düşünüyorlar. Mobilya ürünleri istediği renkte yapılabilir mi? Her istenen renkte yapılabilir mi? Tabii ki yani renk konusunda herhangi bir e, sıkıntımız yok. Özellikle biraz önce bahsettiğiniz ahşap mobilya noktasında istediğimiz renkte bunu ...üretip boyatabiliyoruz. Bu konuda bir problem yok ama hazır materyaller de var. Onlarda da farklı renk alternatifleri var. Özellikle günümüz teknolojisinde bunların üretim safhasında çok farklı... ...çok e, uçuk diyebileceğimiz ya da işte hani hadi canım bu renkte mi falan... ...diyebileceğimiz renkler üretiliyor. E, o noktada renkle alakalı bir problem yok ama tamamen o rengin... ...kullanılacağı yere yakışıp yakışmaması da önem arz ediyor burada... Evet biz üniversitedeki derslerimizde şunu da görüyorduk. Restoran, kafe veya yemek yenilen alanda kullanılan e, mobilya ürünlerinin veya işte hı hı. E, masa örtülerinden tutunda garson ve aşçının kıyafetine evet. kadar olan kumaşların özelliğine kadar hatta böyle bir proje ödevimiz vardı. Tek tek kumaşları çıkarmıştık. Örneğin kaliteli kafelerde, restoranlarda keten daha çok tercih edilirken Gibi. işte böyle daha yumuşak koltuklar, işte yanı kol, kolçak olmayan vesaire. E, biraz daha kafe işte hızlı ...yemek yenmesi gereken yerlerde de plastik ve e, daha basit ürünler evet. tercih ediliyordu. Tabii ki bu sizin işinizin de ekseninde olan bir şey. Hı hı. Kumaş ve yapım malzemesinin seçimi. Aslında insanların algısını doğrudan etkileyen e, görsellerden bazısı. Doğru kumaş ve yapım malzemesi hangi alanlarda daha göze çarpan bir özellik gösterir? Burada e, şu durum söz konusu tabii. Öncesinde daha doğal... Günümüz teknolojisiyle beraber değişen bir yapı var burada. Öncesinde doğal kumaşlar, el yapımı kumaşlar daha revaçtaydı ve tabii bunlar çok daha uzun ömürlü, daha soluklu oluyordu ama... E, ...bahsettiğimiz gibi termin süreleri ya da ürünün bir an evvel bizim kullanım alanımıza gelmesi noktasında bu sürece... Tahammülümüz kalmadığı için daha çok tekstilde de sentetik kumaşlar falan ön plana daha hızlı üretilen e, kumaşlar ön plana çıkmış durumda. Bu aynı şekilde mobilya sektörü içinde de geçerli. Mobilyada kullanılan materyal içinde geçerli tabii ki. E, haliyle orada seçilecek kumaş bahsettiğimiz gibi biraz önce e, müşteriyi hem rahat ettirmeli hem de kolay temizlenebilmeli. Hı hı. ...kafe, restoran noktasında bahsediyor, Tabii buranın mobilya seçiminde de farklı unsurlar Alanı var. Alana uygun olması gerekiyor. Tabii ki yani. kesinlikle alana uygun olması lazım. Yani konsepti de uygun olması lazım. Yani oradaki e, yapacağınız işte ya da işte restoranınızda, kafenizde konseptiniz ne olacak bu noktada önemli. Mesela lüks bir otelin içine giriyorsunuz kapıdan itibaren o mobilyalar size e, ortalama fiyat hakkında da bilgi veriyor e, aynen ve öyle. hani alacağınız hizmetle ilgili Aa, de bir aynen bilgi öyle. veriyor. Aynen öyle. Kesinlikle. O yüzden hani e, mobilya aslında bir mekanın kimliğidir diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle çünkü orada şu da devreye giriyor kafe, otel, restoran gibi noktalarda bir gerçekten e, yaratıcı fikirler üretilerekten yapılıyor. Çünkü oradaki amaç şu. Bir gelen müşterinizi rahat ettirmelisiniz. Çünkü ekonomik bir evet. durum söz konusu burada. Müşterinizi rahat ettirmelisiniz. Akılda kalmalısınız ve tavsiye ettirmelisiniz. Bunlar e, o lokasyon için önemli unsurlar. Haliyle bunları başarabilmenin de yolu hem sağlayacağınız hizmet hem de müşterinize sunacağınız oradaki rahat yaşam ya da oturum alanı, rahat yemek yiyebileceği bir masa. ...gibi değerlendirebiliriz. Hatta size çok komik bir anımı paylaşayım sevgili Zafer Bey. Bazen e, tatile gidip o günün yol yorgunluğuyla... ...ya iki dakika şurada oturayım evet. koltukta ondan sonra hazırlanırım deyip... ...bütün geceyi o koltukta geçirmiş ve... ...aa ne kadar rahat bir koltukmuş <gülüyor> 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 diye o otele yorum yapmışlığımız bile var. Kesinlikle, Dediğiniz gibi kesinlikle. E, bu gerçekten önemli. Bir de tabii e, ofis sözlerine konuşacak olursak... E, ...yeni nesil ofisler var biliyorsunuz. Evet. Biraz daha böyle... Herkes kendi alanında işte bir laptop mesafesi kadar hı hı. alan, işte ufak bir kalemli koyabilecek kadar bir masa. E genelde yeni nesil ofisler benim aklıma bunlar geliyor. Fakat sizin tasarımlarınızda ön planda olan şeyler neler? Şimdi Burada da gene e, ofisin bulunduğu alanla alakalı. Şimdi e, artık her şey minimalize olmuş durumda, küçülmeye başladı. Buna ofislerde dahil olmak üzere evlerimizde dahil olmak üzere tamamen küçülmeye başladı. Bu noktada da ergonomik ve rahat ürünler tercih edilmeli. Çalışma alanınız küçükse ve çoklu insan çalıştırmanız gerekiyorsa o noktada işte yardımcı paravanlar, bölücü panellerle kişiye özel bir yaşam alanı yaratmanız gerekiyor. O ofisteki verimli bir performans alabilirsiniz çalışanınızdan da bu noktada da e, teknolojiyi göz ardı etmemek gerekiyor ofis mobilyalarında biz özellikle firma olarak e, teknolojiyi muhakkak ürünlerimizde bulunduruyoruz, yansıtıyoruz. Evet. Birçok noktada da örnekler veriyoruz. Bugün yeni nesil otomobillerde bindiğiniz zaman hiç kabloya uğraşmadan telefonunuzu yanınızdaki konsola koyduğunuzda kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Biz bunu ofis masalarında da yapıyoruz şu anda. Evet. Ev mobilyalarında da aynı keza yapıyoruz ya da işte telefon görüşmesi yapmanız gerekiyor ki bazen stresli olabiliyoruz. Bu ofisin içerisinde Volt atabilir, gezer dolaşırken rahat bir görüşme sağlamak isteyebilirsiniz. Kablosuz bağlantıyla rahat bir görüşme sağlayabiliyorsunuz o masanın size sağladığı fonksiyon sayesinde. Bunlar da tabii ki artık son dönemde popüler olmaya başladı. E, kullanım kolaylığı ve alternatifler sağladığı için tüketicilere çok fazlasıyla tercih edilir. Zafer Bey e, güncel mobilya dekorasyonları ve ofis dekorasyonları ile ilgili gerçekten çok e, hem ilginç hem de işe yarar bilgiler paylaştınız Hı -hı. demek ki ilerleyen süreçte daha fazla e, teknolojik aletler veya teknolojiyle beraber mobilyaları bir bir arada göreceğiz. E, bu yeni nesil ofislerde genel olarak e, mobilya bazında neler olmalı, neler vazgeçilmez? E, biraz önce de söylediğimiz gibi bizi orada rahat ettirecek ürünler vazgeçilmezimiz. Çünkü artık gün boyu, uzun saatler o masada ya da sandalyede oturuyoruz. Bir öncelikli olarak rahat bir sandalyeye ihtiyacınız var. Bel desteği olan oturduğunuz zaman e, sizi rahat ettirecek soft kumaşa sahip yumuşak bir dokuya sahip ...sandalye vazgeçilmeziniz olmalı. Birçok şeye masanızda ulaşabilmelisiniz ofisinizde. Çünkü bazen zamanla yarıştığımız anlar olabiliyor bizim... Hepimizin. ...çalışma hayatında, <laughs> yoğun tempo içerisinde. O yüzden e, teknolojik ürünleri de o masalara, konsepte yerleştirerekten... ...olması gereken şeyler var. Biraz önce bahsettiğimiz şarj gibi ya da işte e, direkt e, bilgisayarınızın... ...monitörünü bağlayabileceğiniz ekranlar gibi... ...bir takım teknolojik yenilikler var. Bunlar artık hani olmazsa olmazlar arasında yer alıyor diyebiliriz. Tabii bir de insanları daha fazla işe iştahlandırmak amaçlı. Evet, kesinlikle. İşte masasını sevmeli, ortamını sevmeli ya evet. da işte oturduğu koltuğun ergonomisi ona uygun olmalı gibi faktörler önemli. Peki sevgili Zafer Bey siz bu işin bir profesyonelisiniz. En iyi mobilyayı nasıl anlarız? En iyi mobilya nasıl anlaşılır? <laughs> En iyi mobilya nasıl anlaşılır noktasında şöyle bir cevap verebiliriz. Bir, sizin için uygun olan mobilya, sizi iyi hissettirecek bir mobilya sizin için en iyi mobilyadır aslında. Ama burada tabii farklı etkenler de devreye giriyor. İşiniz, sektörünüz, faaliyet alanınız ve seçeceğiniz mobilya bu işlere uygun bu noktası devreye giriyor. Bir, buradaki üretim materyali en önemli etken. Üretim tecrübesi, ürünü alacağınız yerdeki üretim tecrübesi önemli bir etken. Bununla beraber satış sonrası hizmet mobilyaya önemli bir değer katıyor. Ee, bu noktada da e, hani bilinen, tanınan bu alanda tecrübeli firmaları tercih etmek lazım ki o noktada zaten kaliteli bir mobilyaya ulaşmış olursunuz. Kısa bir aranın ardından sevgili Zafer Şahinle ofis dekorasyonları nasıl olmalı? Onları konuşacağız, sakın kaçırmayın. Ardından Elif Melek ile Şeffaf Sohbet konuğumuz Zafer Şahin Beyefendi ile devam ediyor. Ofis dekorasyonu nasıl olmalı ve nelere dikkat edilmeli diye sormuştuk reklam arasından önce. Şimdi kendisi bizlere anlatıyor. Buyurunuz efendim. Evet. Ofis dekorasyonuna dikkat etmemiz gereken birçok etken var tabii ki. Yani bunu sadece alacağınız masayla nitelendirmemeniz lazım. Aldığınız ürünün ya da almayı düşündüğünüz ürünün kullanacağınız yaşam alanına çalışma alanınıza uyumu da çok önem arz ediyor. Bu Kesinlikle. noktada e, masanın rengi masanın görseli Yani ben bunu sevdim Ben bunu alıyorum da iş bitmiyor aslında olay e, sevmekten öteye geçti Çünkü günümüz e, çağında biraz daha bakış açısı e, fazlasıyla değiştiği için e, bu noktada kullanacağınız duvar rengi seçeceğiniz koltuk kumaşı kumaşın modeli masanın şekli şemali Bunlar tamamen önemli unsurlar. Bu noktada da profesyonel destek almak gerektiği kanısındayız son dönemde ki e, bu destek talepleri de fazlasıyla artmış durumda. Çünkü insanlar e, evet bizlerin hepimizin birer zevki var bu noktada e, hepimizin bir takım fikirleri mevcut. Ama profesyonel bu işin ehli insanlardan destek alıp yardımcı olmalarını istemek çok daha doğru bir dekorasyona doğru sizleri yönlendiriyor olacaktır. Kesinlikle öyle yapılan iş konuna göre atıyorum masanın tasarımının yapılması evet. veya örneğin işte e, ofisin çalışma renklerinin seçilmesi bazı e, iş kolları daha böyle e, mesai kavramı yok daha relax evet. e, bir ortama sahipken bazı yerlerde de dediğiniz gibi ciddiyet ve e, resmiyet resmiyet önem arz ediyor peki sizin e, gözlemlediğiniz kadarıyla insanlar en çok hangilerine ihtiyaç duyuyorlar ya da size gelen danışanlar en çok ne talep ediyorlar? ...genelde talepleri şu yönde... ...evet herkesin aklında bir fikir var... ...yaşam alanı ile alakalı... ...ya da kullanacağı ofisle alakalı... ...bir fikre sahip... ...bir düşünceye sahip... ...bizler de bu noktada fikirlerimizi ortaya koyarak... ...karşılıklı istişare yapıyoruz... ...neyin oraya daha çok yakışacağına... ...birlikte karar veriyoruz... ...tabii ki yani bu noktada tüketicinin... ...üreticinin fikrini önemsemesi gerektiği kanaatindeyiz... ...çünkü... Karşıda bir tecrübe var. Yani yıllardır Kesinlikle. bu işin içerisinde olan, bu işin hamuruyla yoğrulmuş insanlar var. Karşılıklı istişareler noktasında doğru mobilya seçimini müşterimizi zaten adlandırıyoruz. Ve o noktada da doğru bir seçim yapıp akabinde e, teşekkürle, Yolumuza devam ediyoruz. Hatta bazen ortamın ışığı bile mobilyanın e, kalitesini görünümünü etkileyen bir şey e, satış esnasında ya da işte mağazada görünüş <laughs> e, görünüş öyle bazen e, kullanım alanına götürdüğümüzde aynı olmayabilir biliyor. Evet. Dolayısıyla işe ehline sormak her zaman çok daha mühim. E, peki mesela ofislerine tadilat yapmak isteyenlere e, işte ufak değişikliklerle e, çalışma kalitesini artırmak isteyenlere önerileriniz neler olur? Yani çalışan arkadaşların Verimini artırabilmek için rahat bir çalışma ortamı yaratmamız gerekiyor bu noktada. O noktada da rahat ergonomik mobilyalar kullanmamız gerekiyor ki bu istediğimiz performansı ve verimi alabilelim çalışan kişilerde. Bunu sadece çalışan olarak nitelendirmemek lazım. Gelecek olan misafirlerimiz, müşterilerimiz Kesinlikle. ve bizler de aynı şekilde uğra alanı kullanıyoruz. Ortak bir yaşam alanı yaratıyoruz orada. Ortak bir çalışma alanı yaratıyoruz. E, o noktada da e, öngörleri göz ardı etmemek lazım. Çok teşekkür ederiz sevgili Zafer Bey. Bugün konuğumuz Zafer Şahindi. Kendisi mobilya ve dekorasyonun incelikleriyle ilgili çok güzel bir katılım sağladı. Elif Melek ile Şeffaf Sohbet'in bugün de sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.